Evet arkadaşlar, bugünkü video konumuz LGS 2020 nasıl olacak ve bu süreçte avantajlarınız neler olacak, birazcık onlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve o bildirimleri açarsanız bize mutlu edersiniz ve kesinlikle bu videoyu da beğenirseniz çok çok mutlu oluruz. Hemen geçelim videoya. Evet, umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Arkadaşlar, bu şekilde ben sizlere her zaman yani dua ediyorum. İnşallah güzel olurlar, inşallah iyi olurlar diye. Yani sizler de bize dua edin. Hasta olmayın, kesinlikle hasta olmayın. Çünkü bizler üzülüyoruz hasta olunca. Diyoruz ya, diyenler var hocam işte ya, hasta oldum, çalışamadım. Onun için üzülüyoruz biz. Çünkü önünüzde güzel bir süreç var. Yani sınav süreci var. O süreci çok iyi değerlendirmenizi istiyorum. Onun için de ben her zaman yanınızda oluyorum. Planlar yapıyoruz, sorular çözüyoruz. İşte sizleri dinliyorum, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Bu şekilde ben elimden geldiğince sizlere destek veriyorum. Arkadaşlar, sizlerden de şunu istiyorum. Kesinlikle kendiniz için emek edin, çalışın ve bu işi başarın. Şimdi yani LGS, çok fazla soruyorsunuz. Hocam LGS nasıl olacak? Fikirleriniz neler? Onunla ilgili video çekin diyorsunuz. İşte ben de bu şekilde bir araştırma yaptım, örnek soruları inceledim, işte bir bakayım dedim yani bu süreçte nasıl soru sorabilirler diye. Arkadaşlar, bence yani kendimce şunu düşünüyorum, kolay olacak diye düşünüyorum. Yani çok fazla muazzam kasmayacaklar. Neden? O çok önemli. Çünkü arkadaşlar bakın, bu süreç sizi çok yordu. İnanın çok yordu. Bizi bile çok yordu. Öğretmenleri yordu. Öğrencileri kesinlikle çok yordu. Aileleri çok yordu. Bu süreçte biraz daha sizlere destek olabilmek için. Ya tabii ki şunu demiyorum. Yani bazıları da şunu diyor. Diyor ki işte hocam konular azaldı, daha çok kasacaklar. Hayır, niye kassınlar? Kasmayacaklar. Ama şunu demiyorum bak, belirleyici sorular olmayacak demiyorum. Kesinlikle belirleyici sorular olacaktır. Ama yani gidip de 20 tane matematik sorusu varsa 10 tanesini belirleyici sormayacaklardır. 5 tane belirleyici soru sorabilirler. İşte 5 tane tam biraz böyle işte zor soru diyelim, 5 tane. İşte 5 tane orta seviye ve 10 tane de bence kolay olacağını düşünüyorum. Bu şekilde soracaklarını düşünüyorum. İnşallah da bu şekilde olacak. Ama benim bu demem senin motivasyonunu yükseltsin ama tembelleştirmesin. Ya nasıl kolay olacak, boşver çalışmayayım deme. Çünkü çalışmazsın. O soruları görürsün önünde, Allah bedersin. Keşke çalışsaymışım, biraz da iyi bir şekilde çalışsaymışsın da şu soruları tamamını yapıp çok iyi puan alabilirmişim diyeceksin. Bunu kesinlikle diyeceksin. O yüzden sen elinden gelenin en iyi şekilde bunu, bu süreci en iyi şekilde değerlendir istiyorum. En iyi şekilde çalışmanı istiyorum. Yani sen elinden geleni yapacaksın, iyi gayret edeceksin, planlarına uyacaksın, çalışmalarına devam edeceksin. Sorularını çözeceksin bol bol. Ondan sonra zaten bu işi kesinlikle bitireceksin. Arkadaşlar, sürecimiz azalıyor. Yani zamanımız daralıyor. Tabii ertelenir mi ertelenmez, o da muamma yani. Çünkü bu virüs süreci biraz daha böyle olayı aydınlatacak gibi. Zamanla onu da göreceğiz. Eğer ertelenirse bence bu da tabii ki keşke, inşallah ertelenmez ki. Yani bu virüsten bir an önce kurtuluruz inşallah. Ertelenmez, hayatımız olağana yani tekrardan aynı şekilde devam etmesini biz diliyoruz. Yani artık sıkıldık, gerçekten sıkıldık. Gidelim işte öğrencilerimize kavuşalım. İşte sizler de arkadaşlarınıza kavuşun. İşte gidin bahçelerde oynayın, işte futbol oynayın, işte arkadaşlarınızla zaman geçirin. İstiyorsunuz kesinlikle, sıkıldınız da biliyoruz. Ama şu an bunu gerektiren şeyler var. Bunu yapmak zorundayız. Evlerimizde kalacağız ve evlerimizde çalışmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar, ne olursunuz lütfen şunu söylüyorum sizlere bakın. Bu süreçte zamanınızı çok boşa harcamayın. Tembelleştirmeyin kendinizi. Ne olursunuz. Biliyorum yani şey olacak, yani zaman geçmiyor evde, biliyorum. Yani o yüzden film izleme, bilgisayar oynama var. Biz oynamayın demiyoruz zaten. Kesinlikle oynayın da, hatta oynayın da diyoruz bu süreçte. Ama derslerinizi kesinlikle salmayın. Bakın, süreç zamanla çok hızlı, süreciniz çok hızlı ilerliyor arkadaşlar. O yüzden de bu şekilde dikkat edeceğiz ve devam ettireceğiz. Gelelim size olan faydaları, yani avantajları neler olacak? Bakın arkadaşlar, çok büyük avantajı var aslında. O nedir? Avantajlarından biri de evdesin. Bütün gün evdesin. Çünkü
İşte sabah yani kendini bak bu süreçte kendini bir planlarsan, çok iyi bir planlarsan bence muazzam bir seviyeye geleceksindir. Çok iyi bir şekilde o sınavı çok iyi bir şekilde geçireceksin. Ben buna inanıyorum. Ama bu planını yaparsan, işte planlı şekilde, düzenli bir şekilde çalışırsan yapabilirsin. Anlaştık mı? Bu senin için büyük bir avantaj. Ve diğer avantajımız tabii ki soruların daralması. Çünkü geometri vardı, üçgenler vardı. Onlardan yani onlarda zorluk çekenler gerçekten vardı. O yüzden onların daralması, yani onların gitmesi sizler için büyük bir avantaj. Arkadaşlar ya şunu kesinlikle düşünmeyin. Ya konular daraldı ama çok zor soracaklar. Dediğim gibi bunu kesinlikle kafandan bir at. İyi bir şekilde sen çalışmana devam et. Kolay olacakmış, zor olacakmış. Bunlar seni ilgilendirmesin. Kafanı meşgul etmesin. Sen önüne bak. Hedeflediğin o liseyi hayal et. Ondan sonra motivasyonunu o şekilde kazan ve buna ya bu sınava çalışmaya devam et. Anlaştık mı? Ve arkadaşlar gelelim diğer avantajınıza. Nedir bu avantaj? Arkadaşlar artık herkes eşit bir şekilde yarışıyor. Nasıl eşit şekilde yarışıyor? Ya bazılarımızın durumu çok iyiydi. Olanlar var mıydı? Vardı. Tabi onlar için avantaj mı, dezavantaj mı bilmiyorum ama genel olarak söylüyorum. Genel olarak bir eşitlik olacak. Çünkü işte hem özel okul vardı. Çok iyi okullara gidenler vardı özel okula. İşte etüt merkezine gidenler vardı. Hem özel okula gidip hem etüt merkezine gidenler vardı. Hem özel öğretmenle çalışanlar vardı. İşte istediği kadar test kitapları, işte yardımcı kitaplar falan çok vardı. Ama şimdi özel okullar kapandı. Etüt merkezlere gitti. Özel hocalar büyük ihtimal, yüksek ihtimal çoğu gitti. İptal oldu. Şu an eşit seviyede olabilirsiniz. Eşit şanslarda yarışıyor olabilirsiniz. Tabii ki çok derine inersek sıkıntılar olacaktır. Çünkü test kitabı alacak durumu olmayan insanlar var mı? Kesinlikle var arkadaşlar. Ama genel olarak biz konuştuğumuz için genel olarak bir eşitlik olacaktır. O yüzden sen bunu artık yani kim ne yaparsa kendine yapacaktır. Anlaştık mı? Bu süreçte 2 ayımız kaldı. Bu 2 ay sürecinde sen gerçekten çok iyi oturup çalışırsan birçok kişiyi eleyeceksindir ve o hedeflediğin, o istediğin o liseye gideceksin ve ah be diyeceksin artık. Yani arkadaşlar evet liseden yani kazanmaktan sonrası da var ama o kazanmışlık hissi sana çok mutluluk verecektir. İnan bak. Diyeceksin ki evet diyeceksin. Bir sene boyunca çalıştım, gayret ettim. İşte emek verdim ve emeklerinin karşılığını alman seni çok mutlu edecektir. Çok değerli hissedeceksindir ve diyeceksin ki evet ben hedef koyabiliyorum ve bu hedefler doğrusuna gidip kendimi geliştirip o hedeflerimi bir şekilde o hedeflerime ulaşabiliyorum diyeceksin. Bu süreçte sen olacak üniversite sınavı olacak. Üniversite sınavına hazırlanırken diyeceksin ki evet ben çalışabiliyorum, hedef koyabiliyorum ve bu hedef doğrultusunda kendime istediğim o üniversiteleri de kazanabilir miyim diyeceksin. Evet. Yani bu senin motivasyonunu sağlayacak. Anlaştık mı? Bence anlaştık. Evet. Yani arkadaşlar bu şekilde benim düşüncelerim bu şekilde. Tabii ki isteyen şey yapabilir. Yani ben bu şekilde araştırmalar yaptım ve bu şekilde düşünüyorum. Sizler de tabii ki herkesin düşüncesi farklıdır. Ben sadece kendi düşüncemi sizlere dile getirmek istiyorum. Ve bu şekilde videolar çekmeye devam edeceğim arkadaşlar sizler için. Çünkü en başta dediğim gibi bizler için inanın çok değerlisiniz. Yani biz sizlere çok değer veriyoruz. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz. Bakın arkadaşlar iyi bir şekilde yetişmeniz bizi çok iyi şekilde yani biz şey olarak bakıyoruz, geniş olarak bakıyoruz. Mesela günlük olarak bakmıyoruz. Şunu düşünüyoruz. Eğer diyoruz ki güzel öğrenciler yani faydalı öğrenciler yetiştirirsek işte onlar belki öğretmen olacaklardır, farklı yerlere gideceklerdir. Onlar da belki bizlerden bir şey öğrenip o altındaki öğrencilerini iyi bir şekilde yetiştirip onlar da böyle daha yani ağacın dalları gibi düşünebilirsiniz. Diyelim ki işte biz kök olalım. Oradan işte ağaç dalları da veriyoruz. Yani sizlere veriyoruz, emek veriyoruz, sizleri büyütüyoruz. Sonra ne oluyor? Ağaç büyüyor. İşte dallarına ayrılıyor. O şekilde, o şekilde, o şekilde kocaman bir şey oluyor, değil mi? İşte biz de bunu istiyoruz arkadaşlar. Bizler birlik olalım. Kendimizi sürekli geliştirelim, sürekli geliştirelim, sürekli geliştirelim. Ondan sonra geliştirdiğimiz sürece yani bizim seviyemizde yani bizim çevremizde olan kişileri de aynı şekilde işte geliştirmeye çalışalım, destek olalım. Yani bir doktor olsan, değil mi? Ondan sonra güzel bir öğretmen olsan, o öğrencilerini çok iyi yetiştirsen, o doktor kısmı yani doktorluğunu çok iyi bir şekilde işte kendini böyle araştırmalara versen, farklı şeyler öğrensen. Bakın mesela şu an günümüzde ne var? Virüs var. Ne virüsü?
çaresini bulamıyorlar işte, ilaç çıkaramıyorlar. Ama Avrupa'da işte ne bileyim ya, bizim ülkemizde de artık ya eskisi gibi değil ya tabii ki. Neden oluyor? Çünkü öğretmenlerimiz bilinçlendikçe ve alt kısmı yani öğrencilerini de o şekilde yetiştirdikçe gerçekten bakın muazzam şeyler yapılabiliyor. Sağlık Bakanımızı görüyorsunuz, Milliyetin Bakanımızı görüyorsunuz. Onlar nasıl yetişti arkadaşlar? Bu şekilde yetişti. Yani bakın o Milliyetin Bakanımız ve Sağlık Bakanımızın durumu çok çok iyi. Çok zenginler zaten. Adam diyebilir ya ben ne uğraşacağım diyebilir mi? Diyebilir. Ama sabah akşam çalışıyor, gözleri kan çanağında. Niye? Bu vatana, millete, insanlara bir şey yapılabilmek için, destek olabilmek için. Yani her şey para değil, her şey güzel yaşam değil. Önemli olan işte bu yaşadığımız inanca, yani bu yaşadığımız ülkemize, milletimize faydalı olabilmek, onların yani faydalı olup bu şekilde ülkemizi güzel yerlere taşıyabilmektir. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Onun için de sizlere bu şekilde destek olmaya çalışıyorum. Bu videodan diyelim ki veya benim söylediklerimden bir kişi, iki kişi bile yararlansa güzel şekilde. Yani inanın ben çok sevinirim, çok mutlu olurum. O yüzden de elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışıyorum. İşte sizlerin motivasyonunu korumaya çalışıyorum. Sizlere ya eksik olduğunuz kısımlarda destek olmaya çalışıyorum. Bu şekilde devam edeceğim. İnşallah çok çok güzel yerlere geleceksiniz. İnanıyorum çok çok güzel yerlerden mesaj atacaksınız üzere. Ya Hasan hocam işte nasılsınız? İşte şöyle doktor olduk, işte öğretmen olduk, işte mimar olduk, bilim adamı olduk. Yurt dışına gittim, yurt dışında kendimi geliştirdim falan diye. Bu şekilde mesajlarınızı göreceğim. Yani biliyorum, kesinlikle biliyorum arkadaşlar bunu. Çünkü gayret ediyorsunuz. Çünkü elinizden gelenin her şeyini veriyorsunuz. Çünkü sizin bir hedefiniz var. Sizin bir hayaliniz var. Ve bu hayali gerçekleştirmek istiyorsunuz. Ve bu hayali gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar o liseler kazanılacak. Başka yolu var mı? Yok. Sizlerin emekleri boşa gitmesin arkadaşlar. Bu süreci çok iyi değerlendirin. Yatmayın. Lütfen yatmayın. Kalkın yani bir başlayın böyle bir güzel bir şekilde Bismillah deyin ve başlayın. Bu işi inşallah bitirin arkadaşlar. Bizler dediğimiz gibi her zaman destekçiniz olacağız. İnşallah canlı yayınlar yapacağız. İşte sorularınızı alacağız. Soru cevap yapacağız. Yapacağız. Yani bu sürece sizi hiçbir şekilde yalnız bırakmayacağız. Kendinize şimdilik çok çok iyi bakın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.